Meme kanseri en çok kadınlarda görülen bir hastalık olarak bilinmekle birlikte maalesef erkeklerde de görülebilen bir hastalık. Bu hastalığın erkeklerde görülebilme sıklığı %1 oranında düşük bir oran olduğu için toplumda çok konuşulmuyor. Daha çok kadın hastalarımız olduğu için hep kadınlara yönelik farkındalık ayları, meme kanseri bildirme toplantıları ve bilgilendirmelerle yol alıyoruz. Ama esasen bu meme dokusunda oluşan bir kanser olduğu için erkeklerde görülebileceğini de unutmamak gerekiyor. %1 oranı düşük bir oran gibi gözükmekle birlikte takiplerinde, progresyonlarında geç tanı konulduğu için bu hastalar daha sıkıntılı ve tedavi süreci zorlu geçen hastalarımız olabiliyor. Bu hastalar bizim karşımıza meme başı akıntısı, memede ağrı, memede şişlik, ele gelen sertlik, iyileşmeyen yara şikayetleriyle de karşımıza gelebiliyorlar. Genellikle akla gelmediği için de bu tarzda şeyler olduğunda doktora gitmekte geç kalıyorlar. Ve işte tedavi sürecinin zorlu olmasına da bu sebebiyet veriyor. Son yıllarda hep savunduğumuz bir şey var. Erken tanı hayat kurtarır. Hem erkek meme kanserlerinde hem kadın meme kanserlerinde erken tanının hayat kurtardığını unutmamamız gerekiyor ve bu nedenle düzenli olarak meme kontrollerimizin yaptırılması erkekler için de geçerli bu ve herhangi bir şekilde meme başında kızarıklık, yara, akıntı ya da ele gelen bir sertlik olduğunda mutlaka bir doktor kontrolüne başvurulmasını öneriyoruz. Meme kanseri hormona bağlı kanserler grubundan hormonlarla ilişkilendirdiğimiz kanserler içinde hormona uzun bir dönem maruziyet olması gerekiyor. Hormon maruziyetiyle ortaya çıktığı için de yaş 40 yaşın üstüne geldiğinde zaten bu tarz kanserler anlamlı olup karşımıza çıkmaya başlayabiliyor. Mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Bir sıkıntımız, şikayetimiz olduğunda meme dokusuna ait mutlaka bir uzmana danışıp erkeklerde de meme kanseri olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Bunun için kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Evet. Erkek meme kanserinde de tümör dokumuz aynı doku olduğu için, meme dokusunda gerçekleşen bir tümör olduğu için aynı süreç multidisipliner tedavi ediliyor. Mutlaka cerrahi bir operasyon gerekiyor. Beraberinde medikal onkoloji dediğimiz kanser tedavisi, tıbbi onkoloji ilaçlarını kullanıyoruz. Beraberinde ışın tedavisi dediğimiz mutlaka radyasyon onkolojisi devreye giriyor ve hatta bazen hormonoterapi dediğimiz hormon replasman tedavisi devreye giriyor. Erkeklerde de tedavi multidisipliner bir şekilde devam ettiriliyor. Genetik faktörün de etkisi erkek meme kanserleri için de çalışılmış ama kadınlardaki kadar belirgin olmasa da aile öyküsünün olması erkek meme kanserleri için de anlamlı. Ama hani kadınlardaki kadar net birebir işte annenizde varsa, kız kardeşinizde varsa, eş yumurta ikizinizde varsa mutlaka genetik olarak meme kanseri olacaksınız. Yani o genler bu kadar belirgin bir şekilde çalışılmamış ama kadınlarda da erkeklerde de meme kanseri genetik olarak yatkınlığı belirlenmiş kanser gruplarından diyebiliriz.